Şu anda genel anlamıyla düşündüğümde fiyat performans ve yüksek performanslı bir laptop istiyorsak mühendislik, yazılım ve render için de RTX 4060 laptoplar gayet mantıklı. Ama hangisi alınır dediğinizde doğru videoya geldiniz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Alınabilecek en iyi RTX 4060 laptopları kısa kısa inceleyeceğiz. Özellikle bu laptopları seçerken burada sadece fiyata ve özelliklere bakmadım. Soğutma, kasa kalitesi ve genel deneyimiyle en iyi cihazlar olacak ve bu listedeki laptopların her zamanki gibi güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve bu serinin devamı 4050 ve 4070'li laptoplar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Şimdi alınabilecek en ucuz 4060 laptopumuza başlayalım. Burada Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. i5 12. nesil performans serisi bir işlemci bizlerle beraber. 16 GB RAM, 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD ve 144 Hz ve 350 nitlik maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. RTX 4060'ın 115 Watt'lık bir versiyonu bulunuyor. Ekran, kasa kalitesi ve soğutma olarak da gerçekten başarılı bir laptop ve genel olarak baktığımda eğer bütçem çok yüksek değil, mühendislik, mimarlık için bir laptop alacağım veya oyun içinde kullanacaksanız bu bütçelerdeki en iyi laptop diyebilirim. Ve listenin ikinci sırasında da benim favorilerimden Victus 16'nın Ryzen 5 işlemcili modelini görüyoruz. 16 GB RAM ve 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. 1 TB SSD bu laptop için gerçekten güzel bir artı diyebilirim. Ryzen 5 7640 HS işlemcisi de i5 12. nesilden %20 daha performanslı ve verimlilik olarak da iyi bir işlemci olduğundan laptopu yanınızda taşıyorsanız, üniversite veya ofis içinde kullanıyorsanız batarya olarak 35.000 bandındaki en iyi gaming laptoplardan biri. Biraz daha sade gaming laptop olduğunu çok da belli etmeyen bir cihaz istiyorum diyorsanız HP Victus 16 gayet mantıklı. Ryzen 7 7. nesil işlemciyi burada da görebiliyoruz. 16 GB RAM ve 1 TB SSD de bu laptopta var. RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonunun olduğunu söyleyeyim. 16.1 inç 144 Hz Full HD ekranı da eğer grafik tasarım, Photoshop gibi işlerle uğraşmıyorsanız bu ekranda gayet yeterli olacaktır. Soğutma olarak da en iyilerden biriyken batarya performansı da gündelik bir kullanımda 4-5 saat rahatlıkla götürüyor. Özellikle sade bir laptop istiyorsanız Victus 16'nın bu modelde şu anki fiyatıyla çok çok mantıklı. Ben Lenovo bir laptop istiyorum diyenler için de Lenovo'nun Log modeli yine alınabilecek en mantıklı laptoplardan biri. Lenovo'nun Log modellerinde klavye RGB değil, yalnızca beyaz bir aydınlatma bulunuyor. Ryzen 7 7. nesil işlemciyi burada da görebiliyoruz. 16 GB RAM, 5600 MHz, 8x2 olarak önümüze çıkıyor. 512 SSD ve RTX 4060'ın 115 Watt'lık versiyonunu bu laptopta da görebiliyoruz. Benim favori laptoplarımdan ve kanalda da incelemesi olan Asus TUF A15'i görüyoruz. Bu laptopta özellikle malzeme kalitesi, klavye siyahı ve ince hafif bir cihaz olmasıyla ciddi anlamda öne çıkıyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan biri kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyi hem de arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Cinebench'te tek çekirdek 1500, çoklu çekirdekte de 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD ek olarak da bir adet boşta olan M.2 yuvamızda var. Full HD 144 Hz'lik bir paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda G-Sync desteğiyle 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Laptop
laptopu sürekli yanınızda gezdirmeniz gerekiyorsa adaptörüyle beraber de gaming laptoplar içinde en hafif modellerden biri. Benim işlemci performansında beklentim yüksek. Almışken de en güçlü 4060'lı laptopu istiyorum diyorsanız Dell G15'in RTX 4060 ve 140 Watt'lık versiyonunu bu laptopta görebiliyoruz. İşlemci olarak da HP Victus'tan ayıran en önemli detay HX serisi olması. Yani burada performans baya baya yukarılara çıkıyor. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Özellikle render, mühendislik, mimarlık uygulamalarında kullanacaksanız bu işlemci sizi uzun yıllar rahatlıkla götürecektir. 16 GB 8x2 RAM'lerle gelirken 1 TB SSD'yi de bu laptopta görebiliyoruz ve yükseltmeleri de açık bir cihaz. Kasa kalitesi ve ekran yönünde de gayet başarılıyken 165 Hz'lik %100 sRGB Full HD bir ekran kullanılmış ve soğutma olarak da kusursuz bir cihaz. Yani performans, ekran kalitesi, soğutma şu anki fiyatıyla alabileceğiniz açık ara en iyisi. Ama bu laptopun bataryasından çok bir şey beklemeyin. 2-3 saatlik bir kullanım sunuyor. Yani RTX 4060'lı en iyi performansı sunan laptopu istiyorsanız Dell G15 alabileceğiniz en iyi seçenek. Acer Nitro 16'yı görüyoruz ve bu laptop şu anki fiyatıyla Ryzen 7 7840S gibi i7 13. nesle denk bir işlemci burada kullanılmış. Hatta ısınma ve oyun performansında Ryzen 7 7840S i7 13. nesilden de bir kademe önde. 16 GB RAM, 8x2 ve 5600 MHz olarak konumlandırılmışken ve RTX 4060'ın 140 Watt'lık tam performans hali bulunuyor. Kasa kalitesi, tasarım, klavye hissiyatı olarak da bu fiyat bandının en iyi cihazı ve 16 inç %100 sRGB Full HD Plus ekranı da Nitro 16'yı bir kademe daha öne çıkarıyor. Burada klavyemiz RGB aydınlatmaya sahip ve bu laptopların hepsi FreeDOS olarak geliyor. Yani Windows'u kendimiz kuracağız. Kanalda FreeDOS laptopa Windows kurulumu var. Onu da kartlara koyarım veya kanala giderek oradan izleyebilirsiniz. Ve Windows'u kurduktan sonra da bir lisans almamız gerekiyor. Şu anda piyasada 3000 liraya da Windows lisansı varken 30-40 TL'ye de lisansları bulabiliyoruz. Fakat burada benim de aldığım ve piyasada en güvenilir uygun fiyatlı site olan CaseOne'dan bahsedeceğim. Şu anda 15 dolara Windows 11'i rahatlıkla alabiliyoruz. Ve bir iki ay sonra lisansın aktifliğini yitirmesi, kaybolması gibi durumlarda söz konusu değil. Yani bir kere aldıktan sonra ömür boyu lisansı bir şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü bu lisanslar direkt olarak bilgisayarın anakartına işleniyor. Bu yüzden de format attığımızda, sıfırladığımızda hiçbir problem yaşamıyoruz. Açıklamadaki linkten de şu anki kurla 460 TL'ye Windows 11'i alabiliyoruz. Bu siteyi ben de kullandığım için size rahatlıkla önerebilirim. Dostlar şimdi son olarak da favorilerimden bahsedeyim. Burada eğer bütçem çok yüksek değil ve 4060'lı bir laptop istiyorum diyorsanız Lenovo Log ve HP Victus 16'nın Ryzen 5'i modelleri favorilerim arasında. Daha sade bir tasarım istiyorsanız Victus 16 ama biraz daha gaming odaklı bir tasarım seviyorsanız da Lenovo'nun Log modelini rahatlıkla alabilirsiniz. İki cihaz arasında çok büyük farklar yok. Batarya performansı ve sade tasarımıyla Victus 16 bir adım önde ama ekran parlaklığında da Lenovo'nun öne geçtiğini söyleyeyim. 40.000'in biraz altında da hem ekran kalitesi hem taşınabilirliği hem de Asus bir laptop istiyorsanız benim de kullandığım Asus TUF A15'i gönül rahatlığıyla önerebilirim. Performans olarak beklentim yüksek ama bütçeyi çok zorlamayayım dediğinizde de Dell G15 en mantıklılardan biri iken performansın yanında çok sağlam bir ekran istiyorsanız da Dell G16 fiyat performans kralı diyebilirim. Bunların dışında fiyat performans değil de daha üst segment önerdiğim Asus ROG ve MSI'ın Katana modellerini de açıklama ve yorumlara koyacağım. Ve bu listedeki tüm laptopların da güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan almanızı öneririm. Ve sizce 4060'lı hangi laptop alınır? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa da yine yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.